O reyhan şerbeti mi? Evet, bu ses. Aslı Hanım reyhan şerbetini çok seviyormuş. Onun için yaptım. Peki bir şey soracağım. İlk kez mi yaptınız? Evet, ilk defa yaptım. Siz bu reyhan şerbetini eski yarışmacımız Hatice Hanım'dan mı duydunuz? Evet, selam olsun ona buradan. Ondan duydum. Onun bölümünde Aslı Hanım söyledi ben çok seviyorum diye. Tarifi peki? İnternetten aldım. Yarın kimdeyiz bakayım? Bendeyiz. Ay sana geliyoruz. Evet. Heyecanlısın. Heyecanlıyım tabii ki. Evet. Elbisenin detayları da çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Evet. Çok bu arada abi. Siz nasıl geldiniz bu kadar altınla, bu kadar takıyla? Komple kapandı. Zor oldu. Komple çarşafı yıkayarak. Yani. Partisinin arasında. Evet, hepsini kapattım. Dikkat edin gelirken. Evet. Tabii maşallah. Maşallah. Ben ne hoşuma gidiyor böyle gelinlerini böyle altınlarla süsleyen anneler, babalar, kayınvalideler. Var olunuz efendim. Sağ olsunlar. Evet, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Sunumlarınızı beğenecekler mi sizce? Bence beğenecekler. Tepsim biraz eski ama 3 yıllık evliyim. Güzel olmuş. Güveniyorum sunumuma. Ben özellikle tepsinize bayıldım. Teşekkür ederim. Bence beğenirler. Böyle emaye tepsiyi nereden bulacaklar? Ben de beğeneceklerini düşünüyorum. En azından bir tepside toplu sunum yapmış oluyorum. Daha şık duruyor diye düşünüyorum. Ne var onların içinde? Draje yok mu? Ben lokum koymak istedim. Zaten lokum konur kahvenin yanına. Mikroskop da koysaydınız da görselerdi. Lokumlarım küçükmüş. Bunu aldıktan sonra yeni fark ettim. Vallahi bilemedim. İnşallah beğenirler. E hadi o zaman gidelim. Gidelim. Çağla'cığım, hazır mı? Geldim Aslı Hanım, evet. Ha, hoş geldin aşkım. Ay teşekkür ederim. Buyurun, ablacığım. Böyle koyayım. Uzun bir şey dökülmesin. Evet. Ne bu böyle? Reyhan şerbeti, dilim döndü. Ne popüler oldu efendim. İlk defa yaptım sizin için, sevdiğinizi duydum. Bizim programda mı duydun, söyle. Sizin programınızda duydum. Ya, ben de yapmayı düşünüyordum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Güzel. Bizim Hatice gelinimiz yapmıştı. Evet, onu da gördüm. Değil mi? Herkes sonra reyhan şerbeti yapmaya başladı. Çok siz popüler oldu. Siz seviyorsunuz diye yaptım. Teşekkür ederim. Ay çok naziksin. Reyhan o. Ve ben bunu ben de yaparım. Bunu da aslında böyle herkes çok bilmiyor ama son yıllarda yapılmaya başladı. Hem çok pratik hem çok lezzetli. Evet. Bence kahvenin yanına çok da güzel yakışmış. Siz de seversiniz kızlar. Ben şerbet hep severim zaten ne olursa olsun. Evet. Güzel oluyor. Bence de. Ay sağ olsun bana da çay yapmış zencefilli. Afiyet olsun. Bu arada kahve sunumlarını nasıl buldunuz hanımlar? Lokumlar çok az değil mi? Evet, lokum çok küçük kalmış kaseye. Evet. Birkaç tane daha lokum olabilirdi içinde. Ay ne yapacak? Lokum yiyeceksin. O zaman da çok oluyordu. Olsun. Görünüm açısından daha hoş durabilirdi lokum. Öyle mi? Pincerleri ben sade buldum. Bambu tabaklı şu metal pek gümüş. Biraz uyumamış. Evet, benim gold saplı fincanım var. Goldlu gümüşü hiç yakıştırmadığımı dün söylemiştim. O yüzden onu kullanamadım. Şimdi, bambuyu gümüşe daha çok yakıştırdım. Çağla, gold diye bizi yedin. Evet. Yok. Sofrada gold çok dur, seviyorum şimdi bu dedim. Ne? Bak şimdi bu ne? Gümüş. Bu gümüş de değil. Annem bu ne? Emaye Aslı Hanım. Böyle bir metal. Bir şey yok. Dur ne yaptın? O gözükmez mi? Aa, görüyoruz biz. Gerçekten. Bak şimdi yeni gelinin fincanı böyle tabağa tahta mı olur? Yok olmamalı. Daha 3 çeşit kahve fincanı takımım var. Ben çok severim kahve fincanları. Bu ne? Ama bu bambuda daha yani keyifli geliyor. Yani bu bambuda fincanı bambuda ikram ediyorsanız altına supla hasır olabilirdi evet. Yani. Ha. Çünkü metal olmaz. Hasır supla bu tepsiye sığmıyor. Dün benimkine galiba standart bir sunum demişlerdi ama hiç olmazsa. Bir tepsi bekliyorum zaten. Bu standart gayet dışı. Benimki şıktı diye düşünüyorum buna nazaran. Hiç olmazsa bu kadar çatışma yoktu. Bir tepsi bekliyordum sizden. Yoksa Dilan Hanım denizinden doluydu. Yani biz de hani şey yok. Hani pateşti var denizinden Dilan Hanım. Evet. Teşekkür ederim. Görebiliyorduk yani. Gönül olarak bizi doyurmuştu. Kahve sunumu tamamen basitti. 2 tane lokum koymuştu. Onu ben kendime kahve sunumu yaparken bile daha şık bir şey yapıyorum. Yani tepsi olabilir sunumda, tepsi de olmayabilir ama tepsi olmaz fincan desenli olabilir. Ama tepsi i̇şte olur böyle gibi. Karışık olmayabilir. O yüzden... Ay ben de yorum yapacağım dayanamıyorum. Yapabilir miyim dış ses? Tabii ki. Bak şimdi ablacığım. Diyelim ki tepsiyle sunum yapmak istiyorsun ama tepsin çizik. Evet. Ne yapacağım? Peçeteyi böyle koyacağına şunu rica etsem şöyle alır mısın aşkım?
peçeteyi alırsın. Hani böyle bir şey yap annem ya. Gözükmez dedi bana dış ses. Benim sen dış sesi alsın. Dış sese uymayın. Dış ses hep senin yüzünden. Böyle bir şey yaparsın, peçete koyarsın. Annem olmaz bu. Doğru. Adana kebap buna koy, olur. Evet. Adana kebabı koy. Evet. Zaten bıçakla yenildiği için. Dış sesin. Bununla da karambole geldik. Yani bunun yerine direkt fincanı koysa daha mı iyi olurdu? Evet, kesinlikle. Evet. Niyetim oydu. Gözükmez dedi. Ona güvendim. Tepsileri al, Adana kebap yap bize. Evet, tamam. Yeşil köfte yaptın Adana kebap. Yalan. Yerine. Ay, seni yerim ben. Senin çiçekli elbisen, güler yüzün yeter ya. Bak şimdi böyle gülümseyince de bir şey diyemedik. Ya hiç öyle sunumluk olur mu ya? Gerçekten Aslı Hanım'a katılıyorum. Bununla ancak kebap servis edilir.